temizliğin dinimizdeki yeri. Sual. Yabancıların İslam peygamberinin yemeğin içine düşen sineğin tek kanadı ıslansa sineğin öbür kanadının da yemeğe batırıldıktan sonra yemeğe devam edilmesi şeklinde tavsiyesi vardır. Ayrıca İslam ülkelerine gidin, her yer pisliktir. Bunlar Müslümanlığın temizlikten uzak, pislik dini olduğunu göstermektedir şeklindeki sözlerine ne dersiniz? Cevap Onların dediği yanlıştır. Yabancıların çoğu pistir. Bugün onların ülkelerinde hala küvetteki aynı suyla yıkananlar, lavabodaki aynı suyla elini yüzünü yıkayanlar görülmektedir. Tuvaletlerdeki temizlik ve su durumlarını herkes bilir. Le Potable, yani içme suyu adlı Fransızca eserde diyor ki, Fransızların dünyaya övündükleri Versay Sarayı'nda bir hamam yoktur. Orta çağda Paris'te oturan bir Fransız, sabahleyin kalktığı zaman evinde bir tuvalet olmadığı için oturağa yaptığı pislikle içme suyu şişesini beraberinde Sen nehrine götürür. O nehirden önce içmek için su alır, sonra pisliğini nehre dökerdi. Hakiki Müslüman, hem temiz olur, hem de sağlığına çok dikkat eder. Tarihte Müslümanlar temizliğe dikkat ettikleri halde, günümüzdeki Müslümanlar maalesef temizliğe gerektiği gibi riayet etmiyorlar. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'a gelen bir Alman rahibi, 1560'ta yazdığı bir eserde şöyle demektedir: "İstanbul'daki temizliğe hayran oldum. Burada herkes günde beş defa yıkanır." Bütün dükkanlar tertemizdir. Sokaklarda pislik yoktur. Satıcıların elbiseleri üzerinde ufak bir leke bile bulunmaz. Ayrıca ismine hamam dedikleri ve içinde sıcak su bulunan binalar vardır ki buraya gelenler bütün bedenlerini yıkarlar. Halbuki bizde insanlar pistir, yıkanmasını bilmezler. Bugün İslam ülkesi denilen yerlerde iman bilgileri bozulduğu gibi temizliğe de tam riayet edilmemektedir. Fakat burada suç, dinimizde değil, dinimizin esasının temizlik olduğunu unutan kimselerdedir. Bir insan körse, güneşin bunda suçu ne sözü meşhurdur. Her Müslüman, dinini iyi öğrense ve buna riayet etmiş olsa, bu pislik hemen ortadan kalkar. O zaman başka milletler, Müslüman ülkeleri ziyaret ettiklerinde, tıpkı orta çağda olduğu gibi Müslümanların temizliğine hayran kalırlar. Hristiyanlığın en revaçta olduğu orta çağda büyük tıp alimleri yalnız Müslümanlardı ve Avrupalılar Endülüs'e tıp tahsil etmeye gelirlerdi. Çiçek hastalığına karşı aşıyı bulanlar Müslüman Türklerdir. Türklerden bunu öğrenen Jenner ancak 1796'da bu aşıyı Avrupa'ya götürdü ve haksız olarak çiçek aşısını bulan kimse unvanını aldı. Halbuki tam bir zulmet diyarı olan o zamanki Avrupa'da insanlar hastalıktan kırılıyordu. Fransa kralı 15. Louis 1774'te çiçekten ölmüştü. Avrupa uzun zaman veba ve kolera salgınlarına uğradı. Napolyon 1798'de Akka Kalesi'ni çevirdiği zaman, Ordusunda veba zuhur etmiş ve hastalığa karşı çaresiz kalınca Müslüman Türklerden yardım istemek zorunda kalmıştı. Türkler ricamızı kabul ederek hekimlerini yolladılar. Bunlar tertemiz giyinmiş, nur yüzlü kimselerdi. Önce dua ettiler ve sonra ellerini bol su ve sabunla iyice yıkadılar. Hastalarda zuhur eden hıyarcıkları neşterle yardılar içindeki sıvıyı akıttılar ve yaraları tertemiz yıkadılar. Sonra hastaları ayrı ayrı yerlere koydular ve sağlamların mümkün olduğu kadar onlara yaklaşmamasını tembih ettiler. Hastaların elbiselerini yaktılar ve onlara yeni elbiseler giydirdiler. Bizden hiçbir ücret almadan yanımızdan ayrıldılar. İslamiyet temizlik dinidir. Bugün tıp iki kısmı ayrılıyor. 1- Hijyen sağlığı korumak 2 terapötik hastaları iyi etmektir. Bunlardan birincisi önce gelmektedir. İnsanları hastalıktan korumak, sağlam kalmayı sağlamak tıbbın birinci vazifesidir. Hasta insan iyi edilse de çok kere arızalı, çürük kalır. İşte İslamiyet tıbbın birinci vazifesini hijyenik garanti etmiştir. Peygamber Efendimiz Rum İmparatoru Heraklius da mektuplaşırdı. Birbirlerine elçi gönderirlerdi. Bir defa Heraklius birçok hediye göndermişti. Bu hediyelerden biri de bir doktordu. Doktor gelince, efendim imparator Hazretleri beni size hizmet için gönderdi. Hastalarınıza bedava bakacağım dedi. Resulullah Efendimiz kabul buyurdu. Emreyledi. Bir ev verdiler. Her gün nefis yiyecek, içecek götürdüler. Günler aylar geçti, hiçbir Müslüman doktora gelmedi. Doktor utanıp gelerek: "Efendim, buraya size hizmet etmeye geldim." Bugüne kadar bir hasta gelmedi. Boş oturdum, iyi biçtim, rahat ettim. Artık gideyim diye izin isteyince. Peygamber Efendimiz: "Sen bilirsin. Eğer daha kalırsan, misafire hizmet etmek, ona ikram etmek Müslümanların vazifesidir. Gidersen de uğurlar olsun." Yalnız şunu bil ki burada senelerce kalsan sana kimse gelmez. Çünkü eshabım hasta olmaz. İslam dini hasta olmamak yolunu göstermiştir. Eshabım temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkça bir şey yemez ve sofradan doymadan önce kalkar, buyurdu. Bunu söylemekle Müslüman hiç hasta olmaz demek istemiyoruz. Fakat sıhhatine ve temizliğe itina eden bir Müslüman sağlam kalır kolay kolay hasta olmaz. Zamanımızdaki bazı Müslümanların temizliğe riayet etmediklerini gösteren batırılar, bu suçu dinimize yüklüyorlar. Halbuki İslamiyet'te temizliğin önemi büyüktür. Temizlik imandandır buyurulmuştur. Eshab-ı kiramdan sonra gelen ve tabi'in adını alan Müslümanlardan bazıları, Eshab-ı kirama, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sizi çok sevdiğini bildirip övmektedir bunun sebebi nedir dediklerinde, biz temizliğe de çok dikkat ederdik diye cevap verdiler. Müslümanlar camilere, evlere ayakkabıyla girmez. Yere serili döşemeler tozsuz, temiz olur. Her Müslümanın evinde banyo bulunur. Vücutları, elbiseleri, çamaşırları, yemekleri hep temiz olur. Temiz olunca da mikrop ve hastalık bulunmaz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde Allah tövbe edenleri ve temiz olanları sever buyuruyor. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Müslümanlık temizlik dinidir, temiz olun. Cennete ancak temiz olan girer. Mümin pis olmaz. Her şeyi iyi temizleyin. Temizlik imana, iman da cennete götürür. Temizlik imanın yarısıdır. Namazın anahtarı temizliktir. Ağzınızı temizleyin. Ağzınız Kur'an-ı Kerim yoludur. Cuma günü yıkanın, misvak kullanın ve güzel koku sürünün. Yemekten önce ve sonra el yıkamak zenginliğe yol açar, fakirliği giderir. Evinin hayrını isteyen, yemekten önce ve sonra elini ve ağzını yıkasın. Ağzınızı temizleyin. Kiramen katibin melekleri için ağızdaki yemek artıklarının kokusundan daha kötü bir şey yoktur. Sarmısak yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın. İnsanın rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur. Gece namaz kılmak için kalkan kimse ağzını misvakla temizlesin. Çünkü bir melek namazda Kur'an okuyanın ağzına yaklaşarak dinler. Elbiselerinizi yıkayın. Fazla kıllarınızı temizleyin. Dişlerinizi misvakla temizleyin. Temiz, güzel giyinin. Nezafet sahibi olun. Tırnaklarınızı kesip gömün. Ağzınızdaki yemek kırıntılarını temizleyin ve misvak kullanın. Yanıma dişleri sarı, ağzı kokar vaziyette gelmeyin. Kap kacak yıkamak, evi temiz tutmak zenginliğe sebep olur. Peygamber Efendimiz yanına gelen birisini tırnakların kuş tırnağı gibi uzamış İçi pislik doludur buyurarak, temiz olmasını emretmiştir. Dinimizde temizlikle ilgili bu kadar hadis-i şerif varken, sinekle ilgili hadis-i şerifi öne sürmek, art niyeti göstermektedir. Sinek bir kaba konarsa, onu tamamen kabın içine batırsın ve sonra çıkarıp atsın hadis-i şerifi, sineğin mikrop taşıyıcı olduğuna dikkat çekmekte ve sineğin bir kanadında şifa, diğer kanadında ise hastalık olduğunu bildirmektedir. Bu da peygamber efendimizin bir mucizesidir. O zaman da sinekte böyle bir özelliğin bulunduğunu kim biliyordu ki? Sineğin bir yanında mikrop, diğer yanında ise o mikrobu sterilize edecek panzehir görevini yapan bir ilaç taşıdığı günümüz tıp araştırmalarının ortaya koyduğu bir gerçektir. Bu meseleyi inceleyen fen adamları sineğin sırtına bastığımız zaman mikroskopla gördük ki bir kısım mikro varlıklar sağa sola koşuyorlar. Bunların sterilize edici elemanlar olduklarını anladık diyorlar. Batılı seyyahlara göre Osmanlı temizliği ve kanaatkarlığı. Türkler çok yaşarlar ve az hasta olurlar. Bizim memleketlerdeki böbrek hastalıkları ve daha bir sürü tehlikeli hastalıkların hiçbirini bilmezler. Öyle zannediyorum ki Türklerin bu mükemmel sıhhatlerinin başlıca sebeplerinden biri de, sık sık hamama gitmeleri ve giyip içmedeki itidalleridir. Çünkü az yemek yerler, Hristiyanlar gibi karma karışık şeyler yemezler. Umumiyet itibariyle içki alemleri yapmazlar ve daima idman yaparlar. De Teveno Relation Fetan Levan 1665 Paris Sayfa 148 Yemeklerden önce ve yemeklerden sonra ellerini yıkamak, Türkler arasında o kadar umumi bir adet hükmünü almıştır ki, insanların el yıkamalarına vesile olmak üzere, Allah'ın gıdaları yaratmış olduğundan adeta bir darb-ı mesel şeklinde bahsederler. Rico Histof de PREZAN Présent de l'Empire Ottoman Paris Mutfakları çok temizdir mutfak takımları da güzellik ve parlaklık itibariyle eşsizdir. Gerek sofra takımları, gerek yemekleri azami nispetle tertemizdir. Türkiye'de sofradan kalkılır kalkılmaz mutlaka ellerle ağızlar yıkanır. Önünüze sıcak suyla sabun getirilir. Büyüklerin konaklarında ya gül suyu veyahut güzel kokulu başka bir su da ikram edilir. Bunlarla da mendilinizin bir ucunu ıslatırsınız. Tavernie Nouvelle Relation de Terrier du Soreil du Grand Seynor, 1678, Amsterdam. Türkler Avrupa'da ekseriyetle tesadüf edildiği gibi, insanların yemek yedikleri veyahut yıkanıp temizlendikten sonra tekrar yiyecekleri kaplarda köpeklerin de yemek yemesine müsaade etmezler. Franklerin bu hali sık sık tecviz etmelerinden dolayı onlardan köpekler diye bahsederler çünkü Avrupa'da çok defa, sofraya köpeklerin de kullanmış oldukları kaplarla yemek getirilir. Ev iaşesine gelince, senede bir ölçek pirinçle birkaç çömlek erimiş yağ ve birkaç türlü kuru yemiş, kalabalıkça bir ailenin belli başlı erzakıdır. Bütün şarklıların, gürbüz ve kuvvetli insanlar olmasının bence yegane sebebi, işte bu kanaatkârlıklarıdır. Türkler, umumiyet itibariyle, boylu-boslu, güzel yapılı adamlardır. Hristiyan Avrupa'nın tek bir şehrinde bile, bütün Osmanlı İmparatorluğundan daha çok sakat ve biçimsiz adama tesadüf edilir. Fazla olarak Türkler, güçlü kuvvetli oldukları için pek çok yaşarlar. Herhalde bunun en tabi sebebi, gayet sıhhi ve iyi gıdalar kullanmalarında ve mideyi bozmak suretiyle ciğerlere, kalbe ve dimağa, ekseriya zarar veren lezzetli yemeklere önem vermemelerinde aranmalıdır. İşte bundan dolayı Türkler nadiren hasta olurlar. Bizlerin daima tutulduğumuz taş, kum, damla vesaire gibi hastalıklar onlarda hemen hiç görülmez. Bu sıhhi vaziyetlerini bir taraftan yiyip içmedeki kanaatkarlıklarına, bir taraftan da israfa kaçmamak şartıyla hamamda yıkanıp temizlenme adetlerine borçludurlar. Kadınları da aynı vaziyettedir. Boylarıyla yürüyüşlerinin ihtişamı erkeklerinkinden aşağı değildir. Uzun fistanlarının da bu ihtişamda büyük bir tesiri vardır. Komiye Le Bruyn Voyage de Cornille Le Bruyn par la Moscovie Eto Int Oriental 1332 Lahey Eski Türk yemeğindeki temizlikle kanaatkarlık şöyle anlatılır. Şimdi Türk milletinden umumi surette bahsedelim. Bu millet yemek hususunda çok kanaatkardır. Yiyeceklerinin sıhhi ve mugaddi olmasıyla ittifa eder, az yemek yer ve her şeyden yediği hiçbir gün yoktur. Macaristan'da Türklerin imparatora iade etmek mecburiyetinde kaldıkları birçok kalelerin Uzun zaman aç kaldıktan sonra teslim olmaları fıtrî kanaakarlıklarının bir delilidir. Miktarı az olan günlük yiyeceklerini birkaç öğünde yedikleri için hiçbir zaman mideleri çok dolu olmadığı gibi büsbütün boş da kalmaz. Hazım fiilinin bu suretle muntazam bir faaliyet takip ettiğinden emin olduğum için ben bu usulün bir hayli sıhhi olduğuna kanaatim. İstanbul Türkleri yemek saatlerini o kadar geniş bir şehirde, o kadar büyük bir sarayda geçirilen faal hayata uygun ve akıllarına bir şekilde tanzim etmişlerdir. Türkler sabah namazını şafak sökerken kılmakla mükellef oldukları için erken kalkmak mecburiyetindedirler. Bu namazı kıldıktan sonra pek hafif bir kahvaltı ederler. Öğleyin birkaç yemiş yerler. İtalyan saatiyle 21'de yani ikinci vakti hafif bir yemekle iktifa ederler ve gecenin bir buçuğundan yani saat sekiz buçuktan evvel de rahat rahat akşam yemeklerini yerler. Yemek saatlerini işte böyle tanzim etmişlerdir. Çünkü diğer saatlerini ibadete ve ticaret sahasıyla bab alide ve diğer dairelerdeki meslek işlerine hasrederler. Comte de marsi, lotat Militaire, de Ottoman se progr esa 1732 Lahey Bu harem dairesinin içi kadar temiz bir yer tasavvur edilemez. Döşeme tahtalarıyla dehlizler sık ve sağlam hasırlarla kaplıdır. Bunların örülmüş olduğu samanların yahut sazların rengi soluk bir sarıdır. Odalarda çepeçevre dizilmiş minderlerden başka mefruşat yoktur perdeler gibi bu minderlerde beyaz pamuk bezinden yapılmıştır. Ne erkeklerin ne kadınların dışarıda giydikleri pabuçlarıyla hiçbir zaman ev içlerine girmemeleri, Türkler arasında adet olduğu için döşeme tahtalarında hiçbir zaman kir görülemez. Lady Craven Yüzler, eller, ayaklar, tertemiz, yamalı kıyafet pek az ve hele kirlisi hemen hiç yok bütün içtimai sınıflar arasında umumi ve mütekabil bir hürmet ve riayet manzarası göze çarpıyor. Edmondo de Amicis, Konstantinopol, 1883, Paris Not İsmail Hami Danışmendin, Garp menbaalarına göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı isimli kitabından alınmıştır.